YouTube! Like'ı vur! Amına koyayım. Vur like'ı! Her like Mete'ye bir tokat! Şimdi sen gör, seni nasıl tokatlayacakları bak. Cümlemizi. Sardı mı? Çağrı. Efendim? Sardı. Ne oldu lan Yağmur? Yağmur? Ben Melisa, nasılsınız? Aa Melisa, ne haber? Diyorum ki Yağmur sesi değişmiş. Nesrin Ergün gülüşüm kurban damarım akan şansız tam kerama canım cananım. Melisa ne haber? Direkt çağır deyince bir korktum. İyi, biliyor musun? Yayına bir şey geldi o esnada. İyiyim Çağrı, sen nasılsın ya? Vallahi ben deyim, iki gündür mutfaktan çıkamadınız be. Evet, aşçı olduk. Vallahi güzel beni güzel yemek. Beni köle gibi kullandım. Yok artık. Güzel güzel yemekler yapıyorsunuz, hiç haberimiz olmuyor vallahi. Gel dedik sana, gelmedin. Nesrin'e çok istedim gelmesini de o da müsait değildi galiba. Beni biraz mı istedi? Nesrin en çok ondan sonra beni... en çok Nesrin'i istedim. Çok çok istedim. Bana hiç haber bile verilmedi ya. Kıskanma. Ben davet bile edilmedim ki. Çağrı amcası Alice'de yayında. Seni izliyor. Severek izliyoruz. Amca mı olduk şimdi? Onu geçen gün yayında da gördüm, amcası falan. Abisi. Çok tatlı köpekmiş Melisa. O kaça bırakırsın onu? Kaça satıyorsun? Satın almak istiyorum. Satın alma sahiplen Çağrı. Hayır, bizde tam tersi bizde. Biz... Tamam, sana 3'e veririm. Tamam. Melisa var mı? Onun cinsine... Onun cinsine... Nasıl Sivas Kangalı ya? Öyle Sivas Kangalı mı olur? Ben geçen gördüm onu, öyle değil diye. Büyüdü abisi, büyüdü. Abi ben o çok tatlı bir köpek. Onun yavrusu var mı? Ne zaman yavrulayacak? Cam açsınlar da. Bir kamera açabilir yani... misiniz kızlar? Açayım. Aa! Allah kahretsin, bu ne? Ne oldu? Yok siz zannettiniz. Açtım, Melisa kamera açtı galiba. Aramaz. Aklımız çıktı. Niye ya. Niye kapadın? Heh. Ne yapıyorsunuz? Girls. İyiyiz. Ya çok tatlı bu köpek ya. Tipine bak ya. Bunun tamam. İsmi ne dedin? Alik mi dedin? İsmi Alice. Ne dedin? Ha, Alice. Alice. Alice çiftleşmiyor bu Çağrı. İstemiyor kimseyi. Neden ki? Bunalımda mı acaba? Bir tane olabilir. Bir tane kocası var aslında. Hep onu görüyor. Böyle tam bir şey yapmaya yelteniyorlar. Sonra Alice ısırmaya başlıyor. Onu kaçıyor. Allah niye Allah. Niye öyle oluyor biz de bilmiyoruz. Allah öyle. Allah. Neydi bunun cinsi neydi bu köpeğin? Maltese Terrier. Maltese Terrier çok tatlıymış ya. Bir tane bana Maltese Terrier evet. Var mı? Yavru parasını vereceğim, satın alacağım. Ya vallahi. He? Bunu verelim sana. Nasıl bu, vereceğim Melisa onu bu acaba? Bu kaç yaşında? Tamam ya ben bir an... alayım bu bunu. Bu 2 yaşında. Tamam ver, sen köpüşsüz yapabileceksen ver, benim olsun bu. Çok zor da Alice çok bağımlı yaşayan bir hayvan. Yani sen böyle yurt dışına falan gidiyorsun çok kötü depresyona girer. Ben bir sana bir söyleyeyim. Herkese öyle bir özelliği var. Bak şöyle söyleyeyim, 2 günde bağımlı mı olur o? Bence de olur yani. 2 günde bağımlı mı yaparım? Gitmem ki yurt dışına. Hiçbir yere gitmem. Evimde onunla takılırım ben öyle bir şey olsa. Ne güzel olur ya. Ya harbiden bunun... bunun küçüğü bebesi bir bebesi yok mu? Tanıdık mardık bir şeyler ya. Bir tane alalım yok, onu. Yok bu da işte yapmıyor. Köpekleri görüyor yapmıyor. Yani ne yapmak istediğini ben de bilmiyorum. Tek tabanca. Allah evet. Allah. Teddy'den nefret ediyor. Hadi ayo işte öyle bir şey yok. Allah Teddy Allah. Arkasına geçiyor kötü şeyler yapmak için. Evet Teddy yapıyor. Teddy birazcık yaramaz evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün ne yemek İyi yaptınız bize. Ya Yağmur? Bugün ne yaptık? Biz sushi yaptık. Sushi yaptık. Bir tatlı de ekşi tatlı ekşi tavuk yaptık. Babam yaptı daha doğrusu. Biz bir şey yapmadık evet, da. Evet Ertan amca yaptı. Ben bir ara gördüm Ertan amcayı. Babam yaptı. Babam dilini çıkarmış vallahi sushi sarıyordu. Ben bir ara gördüm Ertan amcayı. Bayağı iyi ya Ertan amca mutfakta sanki gibi geldi. İyi de işte göstermiyor. Zar zor ikna ettim zaten. Bir de sizin dünkü yayında bir mantık hatası vardı Yağmur. Onu söylemek istiyorum. Nasıl? Şimdi Melisa'nın gözlerini kapattın. Sen de kulaklık taktın. Hı-hı. Ya.
Ama evet. Ölçekli şeyleri hepsini Melisa'ya koydurtmaya çalıştın. Senin gözün görüyordu. Sen neden koymadın da Melisa koydu onları? Teşekkürler. Her gün gülüşüne kurban. Damarlarıma kanım. Şansızdan kerem canım cananım. Böyle ona şey geldi. Şunu atmayın abi, atmayın şunu. Heh, geldim. O yani ben hiçbir şekilde tarifi bilmiyorum. Melisa bana söylüyor. Ben ona veriyorum, o koyuyor. Her şey o yapacaktı yani. Bir gün uğraşması gereken şeyler o yapacaktı. Aynen. Olay öyle yani. O zaman anladım. Mantık hatası bende oluyor. Hayır canım, sen söyleyecektin, o koyacaktı. Ben izlerken ona tutuldum yani. Direkt hani niye yağmur gözleriyle görüyor mesela, sana koydurmaya çalışıyor, sen göremiyordun. Ama sağlık olsun. Devamı gelecek mi mutfak yayınlarının? Gelecek, sen geleceksin. Harbi mi? Evet. Yemek kısmına mı, yapma başka kısmına mı? Seçilir. Ya işte birinde senin gözlerin kapalı olacak ya da bende kulaklık olacak ya da tam tersi olacak. Tamam, benim gözlerim kapalı olsun, ben hislerimle yaparım o yemeği, hiç sıkıntı olmaz bana bu arada. Tamam, belki 3 kişi olur, sen ben Nesrin, Nesrin de ağzını bağlarız. O zaman haftaya yapayım biz. O zaman yiyemem Yağmur. Nesrin'in ağzını bağlama fikri çok önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Ya, Nesrin'in ağzını bağlama işi çok önemli. Bak çok iyi bak. Bunu kesin yapalım. Ama bütün yayın boyunca hiç açmayacak ağzını. Evet evet aynen. Bol bol biz yeriz o zaman Nesrin'ciğim. Valla güzel olur. O zaman böyle bir şey yapsak ya. Bir yemekteyiz kontenti yapalım. Herkes şey yeteneklerini döksün ortaya. Olur. Yapalım valla. Ama ben... Fena iyiyimdir mutfakta ya. Onu nasıl yapacağız? Jüri kim olacak? Jüri... Jüri Ertan amca. Hayır, herkes birbirinin yemeğini yorumlayacak ve puanlayacak. Normal yemekteyiz gibi. Hmm. Oo, arkadan laflar atılır tutulur. Aynen öyle. Abi, güzel olur bence. Benim iyi ya mutfaktaki olayım. Vallahi. Egem de gelmek isterse Egem de gelir. Yapar. Herkes yemeğini yapar abi. Sıkıntı yok yani. Nesin dışarıdan söylüyormuş. Nesin sen bugün izledin mi peki? Canın çekti mi? Sushi falan? Ben sushi çok severim. Bak sana Nesin. Gel dedim Nesi. Ben Nesin'i neden çağırdım, gitmedin? Bu arada gelemedi. Neden gitmedin? Bu aralar çok yorgunum. Ya Nesin, rengine giriyor dedi. Ay. Nesin, o rapiyor muydu kız? Ne yaptın kız? Bir kamera açsan Nesin sende. Bir kamera açsan. Ben şu an açmayayım bence. Bir hazırlığım var da. Ne hazırlığım var ya? Düğüne mi gideriz ya? Açayım mı? Aç, ne olacak ya? Hazırlan öyle aç. Hemen yapabiliyorsan. Dur. Zaten hazır gibiyim ama bekle. Ama Melisa şok geçirmesin şimdi. Melisa seni daha önce hiç görmedi mi? Yok, daha önce gördüğü için şok geçirecek. Nasıl yani? Daha önce nerede gördüm? Çok merak ettim ya. Aç hadi kız. Ya bak, tamam çağır, beni mi bekliyorsunuz? Evet, şu an seni bekliyoruz, kilitlendik. Evet. Açtım. Aa! Bu ne ya? Kız! Saçını boyatmış. Karışkın oldum artık çağrı. Çok tatlı. Sen gerçek misin ya? Bu gerçek mi? Evet. Nasıl ya? Nesrin Eliş. Nereden geldi ya bu Nesrin? Birden esti. Nesrin, bir şey söyleyeceğim. Bu peruk değil mi Nesrin? Peruk çağrı ya. Allah Allah. Ben de dedim geçen gün psikolojim falan bozuktu ya. Dedim saçını mı boyattı? Nesrin, kaşları niye koymadın? Oğlum kaşımı, gerçek kaşımı nasıl boyayayım? Kapatmaya çalıştım kalkülerimle. Allah Allah. Güzel olmuş aslında. Fena olmamış. Korktunuz değil mi bir an? Ödüm koptu biliyor musunuz? Şimdi peruk ya. Şimdi benim altta da saçım var ya. Çift katman oldu. Kafam kocaman gibi oldu. Bunun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Bence denenesin bu saç rengini. Yok, olmamış ya bence. Bir şey söyleyeceğim. Bu saç rengini dene bu arada. Yaptır bu arada bu saçı. Böyle yaptır. Tamam. Bu denerim ha. Deneyim mi? Bence olmuş yani. Fena değil. Bence de. Ama hemen ardından da bir tane rap şarkısı çıkartman gerekebilir. Tamam. Sarar bu arada. Güzel bir single. Benim sesim kötü ama ya. Gerçi çok önemi yok herhalde. Bu sponsor kim? Nesinlerle verildi. Sence Nesrin? Arkadaşlar, sponsordan dolayı değildir herhalde bu peruk. Ondan dolayı mı yoksa Nesrin? Yok.
Ha öyleyse sürpriz markada yapmak istedim. Markada kendini kötü hissetmesin yani, anladın mı? Tamam. O zaman bir de Ercan Reis'in kamerasını alabilir miyim ya madem öyle bir etkinlik. Ercan abi hazırlanıyordur şimdi, o da ha, sürpriz geldi yapacak. Ercan geldi. Ha geldi bak. Ha. Selam moruk. Yeter! Moruk ne yapıyorsun ya? Karo? Vallahi arka planı da birebir ya, yapmışsın FIFA'da, Karaman simsiye. FIFA'da Totti çıkardım ben moruk. Sen ha, çıkartamadın hala. Karama senin her açtığında niye tipin değişik? Yani bir 10 dakika önce açtığınla şimdi açtığın arasında bile fark var ya. Ne yapıyorsun? Şimdi ışıkları kapattım abi, gözlerim ağrıyor ya. He. Vallahi bin bir surat Karaman diyebiliriz ya. Her açtığında farklı bir modelle geliyor. Ya şunun güzelliğine bak ya diyorlar. Bak Karaman'a diyorlar. Burada. Karaman bir ışık aç ya. Suratı belli olmuyor. Yanındaki abla kim mi? Karaman'ın yanındaki abla mı? Melisa'yı mı soruyorsunuz? Yağmur, Melisa'yı tanıtmadım. Melisa'yı tanıt istersen. Melisa benim arkadaşım. Başka ne söyleyeyim? 25 yaşında kendisi. Benden nefret ediyordu. Evet, ben sevmiyordum Melisa'yı. Neden? Hiç anlaşamıyorduk. Hiç sevmiyordum. Sen de beni sevmiyordun da şimdi hep bana atıyorsun. Yok, ben nasıl seviyordum ya. Hissizdim. ne oldu da... Ne oldu da böyle kenetlendiniz siz? Sonra Melisa bana yazdı işte. İşte biz hani nasıl desem. Neden böyle? Niye böyle kavgalıyız? Niye beni sevmiyorsun? Siz falan nereden falan tanışıyordunuz ki? Aslında ablamla tanışıyor Melisa. Hı hı. Ablamla tanışıyor, sonra ben Melisa'yla tanışıyorum. Öyle öyle. Sonra sana başta yazdı, biz neden böyleyiz? Çok şey geliyordu. Çok böyle samimi, vıcık vıcık. Evet, ben öyle geliyormuşum ona. Öyle geliyordu. Sonra baktım ben yanlış tanımışım Melisa. Melisa kendi bana anlattı falan filan. Sonra dedim ki tamam dedim, ben seni yanlış tanımışım dedim. Sonra da yakın arkadaş olduk. Öyle yani. Anladım. İyi, güzel olmuş ya. Çok değişik kafa yapısı var ama Melisa'nın. Bir şey söylüyorum. Mesela dedim ki mutfak yayını yapalım dedim. Direkt sushi yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, şu günde şunu yapalım, bugün de bunu yapalım, buz pateline gidelim diyor, Adana'ya gidelim diyor, sıra gecesine gidelim diyor. Her Allah şeyi Allah, ne güzel işte, content üretiyor kız. Enerjik. Sürekli abi, beyin sürekli çalışıyor yani. Melisa, Melisa sen 98'li misin? Yok, 99'luyum ben. Küçüğüm. Ben de 98'liyim. Nesrin abla. Ercan dedem de 76'lı. Sorun olur mu? İki dakika şaka yapmadı ya. Pardon mor, özür dilerim moruk. Moruk yani sen de 79'lusun, ne fark var? Dostum aramızda? Kamera açıyor musun açmıyor musun onu söyle. Dostum iki dakikaya açarız, ayıp ediyorsun. Tamam. Melisa sen ne iş yapıyorsun şu anda özel değilse? Ben asistanım. Asistan. Ha, nerede asistanlık yapıyorsun? Orayı söylemesem. Tamam yani... Bir önemi var mı? Yok, bir önemi yok. Bir tane özel şirkette asistanlık mı yapıyorsun yani o zaman? Evet doğru. Yönetici asistanlığı yapıyorum ama öncesinde okul öncesi öğretmeniydim. İstifa verdim. Evet. Anaokulu öğretmeniydim. Bıraktım ama mesleğimi. İstifa verdim. Neden? Sonrasında ya yapamıyordum. Olmuyordu. Küçük yaş çocuklar ne yapacağım? Yani 40 yaşına geldiğinde de hep Kuu Vak Vak şarkısını mı söyleyeceğim dedim. Mantıklıymış. Uğraşılmıyor değil mi? Ciyak ciyak ciyak. Biri bağırıyor, biri oyuncağım nerede? Öğretmenim ya, çok öğretmenim. Çok seviyorum aslında. Çocukları çok seviyorum da olmuyor. Zaten çok seviyorum çocukları. Bazı sebeplerden dolayı. Biz hepimiz çocukları çok seviyoruz ama bir yerden sonra kafa şey yapıyor ya. Ciyak 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 ciyak. Ondan sonra bıraktın. Bıraktım işte, asistanlığa başladım. Öyle şu an özel bir şirkette asistanlık yapıyorum. Halimden memnunum. İyiyim. Sen niye çağırıyorsun? O kadar çalışıyorum. Ha, kameraya bakacaktım değil mi? Yok, sıkıntı yok canım. Beni yanaklarına mı aldınız? Sen burada sonraya bakıyorsun. Yüzünü görmek için bakıyorum. Benim bir 5 saniye falan yerden geliyor görüntüm ama onu yapacak bir şey yok. Güzel. Koç burcuyum Çağrı bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Aa, Koç burcu musun? Evet, sen de burcusun. Ben Terazi burcuyum. Tamam. Ne oluyordu Koç burcu olunca? Tam olarak ne oluyordu Koç burcu olunca? Benim annem de Koç burcu. Ha, şey. Şöyle lider oluyorsun. Ondan sonra inatçı oluyorsun. Dediğim dedik oluyorsun. İyi oluyorsun. Koç burçları iyidir. Kafadır. Öyle.
Teraziler dengesizdir. Onu biliyorum. Ne alakası var ya? Dengeli gibi. Alakası var. Hayır, ne kadar terazi burcuyla karşılaştıysam öyle de çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Ne konuda dengesiz? Bunu birisi söyleyebilir mi lütfen bize? Ben çünkü ben terazi burcu olduğumu söylediğim yıllardan beri her ortamımda bana diyorlar ki ha dengesizsin yani diyorlar. Ama hangi konuda dengesiz olduğumu söylemedi kimse bana. Ben mesela hangi konuda Çağrı, dengesiziz biz? Çağrı, ben şimdi seni tanımıyorum ama mesela yani nasıl örnek vereyim? Arkadaşımdan örnek vereyim. Bir arkadaşım bir söyledi, ertesi gününü tutmuyordu. Yani öyle bir denge şeyi vardı, problemi vardı. Sende var mı bilmiyorum ama bence yok. Hissel sadece bu söylediklerim. Işte. Yani bence de yok yani. Ben sözlerimin arkasında duran bir insanımdır. Eğer mevzu buysa. İlişkilerde bir dengesizlik yani mi acaba var bizde? Hiç ilişkide terazi olmadı bende ama. Ha. Yani terazi biriyle ilişkim olmadı da. Anladım. Nesin sen hangi burçlu kız? Aslan. Ama hiç aslanlara benzemiyorum. Teşekkür ederim. Yok, ben tam yorum yapamıyorum şu anda. Evet, bilmediğimiz burcu tam bilmediğim için ya, aslan. Neyse, sen bu işin uzmanı olarak sen konuşuyorsun. O yüzden sen yorumlarsan daha iyi olur. Tamam. Aslan burçları da şöyle çok güzel yemek yaparlar. Ondan sonra yemek doğru yemeyi çok severler. Bu doğru. Tik attık buraya. Obsesiflerdir benim bildiğim. Ondan sonracığıma bir işi yapacaksa en mükemmel şekilde yapmak istiyor. Mükemmelliyetçilerdir. O yok. Değil misin? O yok. O yok. Belki de vardır, daha keşfedemedi. Belki de vardır. Keşfedemedik, evet. Bir iş yapmadı daha can, bir yapsın bakalım. Geçen ya. Şaka. Arada yarın yapacak bu arada, yarın yapacak. Aa, ne yapacak yarın? Yarın yapacak. Söylesene Nesin, anlat. Fiyat bilme yarışması yapacağım yarın da Çağrı'cığım. Fiyat bilme yarışması yapacaksın yarın ha Nesrin? Evet. Kaçtayız, sendeyiz Nesin yarın? 9 maç sonrası. Çağrı abi sen ne burcusun? Oğlum dedik ya, terazi burcum dedim ya. Bana bir tane oynatabilir misin Nesin Felek ya? Şu an hazır değilim Melis ki. Melis Hanım iyi akşamlar, iyi bir tane iyi öyle random. Nasıl oynatacağım? O ekran olması lazım Çağrı. Tamam, rastgele bir ürün gösterisi fiyatını bilelim. Şunu gösterelim tamam mesela. Hemen, ama benim kontentim böyle değil, geçenkinden farklı olacak da o farklı, şimdi anlatmıyorum. Mesela Çağrı. Evet. Ya nasıl olacak biliyor musun? Ben sana anlatayım da. Bana oynat şimdi işte onu. Hayır, oynatamam işte şu an. Mesela değişik değişik zamazingolar olacak, tamam mı? Atıyorum eBay'den falan ya da sahibinden. Aman çok da şey yapmasaydım keşke. Yani çok teşekkür ederim. Bugün de MediaMark sponsorlu yayınımızda bu isimleri vermen çok güzel oldu. MediaMarkt'tan. Ya bir şey anlamadım. Bak, alışverişle alakalı bir dakika özür diliyorum. Alışverişle alakalı örnek verip sponsordan bahsetmeyip de rakiplerini anlatıyor olman da birazcık rakip yani. Rakip değil, onlar rakip olamaz ki. Bu bir. İkincisi. Benim dönme hızı. İkincisi, ben bunu geçen sene yapmıştım ya. Kendim gidip hepsini MediaMarkt'tan almıştım. Kendi paramla. Bak Mami de köyde, bak Mami de alt bandını yapıştırdı hemen. Aferin lan Mami. Logoyu da ver bari. Logoyu da ver. Linki de sabitle bari. Burada arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki MediaMarkt'tan ürünler göstereceğim. Diyelim ki bir tane oyun kolu, bir tane bilmem ne şarjör. Bunların hangisi daha pahalıdır diye. Puan sistemi olacak. Yarışmacılar diyelim ki birini seçecek ya. Doğrusu evet. 10 puan. Diyelim ki ilk 100 puana ulaşan bir tane büyük ödül kazanacak. Diyelim ki iPad, salladım şu fiyata an. Fiyata en yakın, fiyata en yaklaşan mı kazanıyor yani? Hayır, normalde şöyle. Ben önce eskiden öyle yapıyordum. Direkt o ürünü de hediye ediyordum. Şimdi nasıl biliyor musun? Ben 3 tane değişik ürün göstereceğim. Evet. Hangisi daha pahalıdır diye, ama böyle birazcık şey olacak, hani zor olacak tabii sorular. Ondan sonra Yağmur diyecek ki A seçeneği, diyelim ki Gamepad daha pahalıdır. O diyecek ki yok şu daha pahalıdır diye, puan sistemiyle ilerlenecek. Bir tane soru geldi chatten hemen. Adam girip bakacak kaç paraymış diye. Hayır, anlık kamera açık olacak herkesin oraya. Yarışmacılar hazır. Arkasında aynı olacak, bir de monitörü göreceğiz. Hayır, anlık ben sorduğum an yazacaklar, kaldıracaklar. Ona göre puan önceki sistemi toplayacak. Toplayacak birinciye de büyük meblağlı güzel bir ödül düşünüyorum. FSL Z01 Melis Hanım iyi akşamlar, iyi günler dilerim demiş. Oğlum sen... İyi akşamlar, iyi günler. Kafayı yemiş çocuk. Teşekkür ederim Efe'cim. Eyvallah. Önceki donetini okudum. Sağ ol. Blue Effect. Nesin'in saçları neden sarı? Arkadaşlar, Nesin depresyona girdiği için saçlarını boyattı. Eda Gül 25 kişi abone göndermiş. Eda'cığım çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Şu anlık durum böyle. Nesrin de psikolojisi düzeldiği anda saçlarını geri yapacak. Geri çıkartayım mı Çağrı? Neyi? Ben bunu kontent için almıştım değişiklik olsun diye de sonra dedin ki senin sponsor yayında yapayım dedim. Ama çok bir şey yapamadım. Bir şey söyleyeceğim Nesli. Markadan mesaj geldi, biz yayını izleyemiyoruz şu anda deyip çıkıp gitmişler. Elindeki en büyük prodüksiyonu benim sponsorlu yayınımda kullanmandan dolayı çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. Bence yakışmış bu arada. Şakasız yakışmış yani saç. Harbiden güzel olmuş yani. Ama o saçı yaptırdıktan sonra dipleri böyle bir hafta sonra siyah siyah çıkmaya başladığı zaman kötü bir görüntü olacak. Haberin olsun. Örnek bakınız sol üst. Doğru. Yağmur'da hiç kötü durmuyor. Şaka yaptım Yağmur. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Yok haklısın. Ama senin saçının tarzı da o işte, anladın mı? Evet, o karışık. O da öyle bir tarz işte. Normal duruyor. Boyatayım mı gerçekten bu renge? Ya Nesrin, o senin saçın ve senin kararın, anladın mı? Onu şimdi ben tamam. Boyat, bana kalsa ben boyat derim yani. Tamam. Refineris beğendin Elite mi Çağrı kontentimi? Kontentini çok beğendim. Kaça satarsın bana? Sana bedava Çağrı. Yok yok, sen yap, biz de bakalım, izleyelim bakalım güzel oluyor mu diye. Orada olacağız Nesrin o saatte. Kick platformundan tamam, mı yapacaksın ayıptı söylemesi? Evet, Kick. Hah, iyi bakalım. Güzel. Nasıl gidiyor peki Kick maceranız? Ben mutluyum. İyi gidiyor benim. Güzel. Benim de gidiyor. İyi maşallah. Buket Alp 5 kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kim geldi? Kimler geldi? Aha. Aha Melodika. Aynı anda. Melodi. Melodi ile Ercan geldi. Siz nereden geldiniz lan? Aynı anda geldi. Özür bak, 10 kişiye daha bunu göndermiş. Eyvallah Buracığım, çok teşekkür ederim. Kesin hareket. Moruk, ben bir şeyler atıştırıyordum da hani o bitti gibi, açtım direkt. Ercan'ın bir tarzı değişmemiş mi Çağrı? Bir götü kalkmış gibi geldi bana da. Evet evet, bir götü kalkmış gibi cidden. Niye böylesin? Niye böylesin Ercan abi? Bir değişiklik var. Ne diyorsun ya, bir götü kalkmış falan. Ayıp olmuyor mu? Bilmiyorum. Gözün üzerine gösteriyor. O neydi lan Ercan? Şimdi dedeye döndün. Moruk, bu yeni sihirbaz numaram. David Copperfield'dan öğrendim bunu. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Senin gözlüklerin çok çirkin ya Ercan. Bu gözlükleri böyle güneş gözlüğü yapılıyor ya. Bir tane daha cam yapılıyor. Onlardan yaptırsana. Ya git kendi arkadaşını yaptırma. Ne anlatıyorsun ya? Bak adam gitti amına koyayım. 40 yaşındaki adam bunalıma soktunuz, gitti adam. Bu kadar gelemem ben, gidiyorum abi. Aa yaptırdı, geldi. Ercan gel gel. Ben geldim, ekrandayım zaten. Bak Özürmak 25 abonelik göndermiş. Bu aboneliği Melisa Hanım için atıyorum. Şahsi olarak benden selam yollar mısın? Kekir Mücadır, hayırlı akşamlar diliyorum. Melisa Hanım'a saygılar. Kafayı yediler abi şu anda. Koç burcu olanlar adamın hayatını siker beyler, haberiniz olsun. Şey diyebilirsin. Teşekkür ederim. Köle falan gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim köle. Çok sağ olsun Özürmak. Kardım eyvallah, seni küçük bir harcamış olabilirim, kusura bakma. Oluyor işte canlı yayın kazaları diyelim. Refineriz 50 TL kazanmış, kekri delireceğim. Dün Toti Hansen, bugün de Toti. R9 çıktı, sikerim oyunu, bunu nakite çevirebiliyor muyuz? Hesap satmak legal mi? Alo bilgisi olan DM. Refineriz'cim, hesap satmak legal değil ama istiyorsan bizim Discord'a ulaş. Harcadın abi, ben kaçar yazıyor özürme. Kardeşim gel gel, tamam. İstiyorsan o hesabı biz ilgilenelim. Çocuklar bizim ilgilensin. Olmadı senden alalım o hesabı. Biz oynarız oyuncularla zaten. Fazlasını ödemişizdir oraya. Ercan'ım, bir güneş canım, gözünü çıkartır mısın? Bir öneride bulunacağım senin sıfatül eşkaline. Tabii. Bak şimdi Ercan. Gözlüklerin inanılmaz bayık gözüküyor, tamam mı? O yüzden senin çerçeveli bir gözlüğe geçmen şart oldu şart. Bakınız benim yayınıma. Bu. Anladın mı? Yüzün zaten yeteri kadar beyaz ve saçların hafif seyrek olduğu için yukarı doğru taradığında alnının genişliği de maşallah çok fazla. Dolayısıyla oradaki yüzündeki proporsiyonu tamamlayabilmen için birazcık kemikli ve köşeli bir gözlüğe ihtiyacın var. Yanılıyor muyum kızlar? Ama böyle kemikli gözlük takınca sağ sol görmen engelliyor. Dostumsu, sana şöyle şununla geleyim ben. Bu çocuğun gözü kör oldu ama. Melodi, onu biliyor musun? Boş ama neyden kör olduğunu söylemeyeceğim. Evet.
Boş yapma, ben aşağı yukarı bütün çerçeveleri kullandım. Bütün tarz çerçeveleri kullandım. Olmuyor mu? Tip bu mu yani? Bu kadar mı? Olmuyor mu? Kanka bir sikme ya. Bir yok yok. Oğlum senin harbiden. Hani bir deneyeyim dedim. Bir önceki gözlüğün çok yakışıklı, çok karizmatikti. Bu gözlüğün birazcık aa, daha evet, böyle afacan yeni görünüyor yani. O dikdörtgen olandı. Oğlum dikdörtgen daha olan daha karizmatikti. Çok yuvarlak Ercan. Evet, çok yazıyor. Kullandım Çağrı, çok kullandım. 8 sene falan hep o tarz kullandım. Baba ama o yakışıyor, ne yapalım? O daha çok yakışıyor. Evet. Ya, bir de bunu bunalına kadar... Bir onu bir denesene. Şimdi bir denesene onu. Oo, gözlüğü nerede bulamam ki şu an. İmkansız. Ha, sen 1,5 senedir bu yuvarlak gözlükte misin? Hı, sen 1,5 senedir bu adamın yüzüne bakmadın. Biz sen 1,5 senedir... Fark ettik. Sen manyetsin ya. Ya en kötü ayda bir görüşüyoruz. Nesrin nasıl fark etmişsin? Allah Allah, bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gözlüğünü bir çıkartır mısın Ercan? Çıkartayım. Şöyle. O, hiçbir şey görmüyorum lan. Oğlum Ercan. 240 lira oldu. Yakışıklı adamsın ya Ercan. Maşallah diyeyim. Nazar değdirmemek adına. Abonelik atan şahıs Melisa'nınla konuşurken laflarınıza dikkat ederseniz... Oğlum vallahi. Vallahi doğru yani söyledim ya. Şöyle bir sıkıntı var. Gözler hala benim sıfır. Bak herkes oy diyor. Bak herkes oy diyor. Eyvallah, onlar benim canım. Senin gözler kaç numara hacı? 2.75'e 2.25. Sağ biraz daha yüksek. Biraz fazla gerçi mı oluyor? Gerçi kullanamıyor musun Ercan? Astigmat da var bende. Sıkıntı orada başlıyor. Yani 1.75 burada da 2'ye yakın bir astigmat var. Miyop astigmat yani gözdeki en kötü combo arkadaşlar. Çizdiremiyoruz abi. Çizdireceğiz ama yakında. FSLZ01LT görmüş. Abonelik atan şahıs Melis Hanım. Melis Hanım demiş bak. Gerizekalı. Kızın ismi Melisa. Melis Hanım hakkında konuşurken laflarınıza dikkat ederseniz sevinirim. Sen zaten kafadan elendin Efe şu anda. Yani yanlış mıyım Melisa? Doğru, haklısın. Bu arada Yağmur benim gözlerimi çizdirecekmiş Çağrı. Söz verdi. Ne, senin gözlerinde ne var ki? Bende miyop ve astigmat var ya bende. Aa. Gerçi sen nereden bileceksin? Aa evet, hatırladım falan demiş. Kaç numara gözleri? Söz verdim. 4'e 4,5. 4'e 4,5 fazla değil mi birazcık? Görmüyorum şu an. Flu her şey bende. Bir tek Nesrin'i görüyorum. Yağmur, evet. Çizdirme sözü mü verdin? Yayında evet. Galiba pişman gibisin söyledim. Yağmur. Nereden geldi böyle bir sosyal sorumluluk? Ya Çağrı, ne oluyor biliyor musun? Biz Melisa korku filmi izlerken çok korkuyor bu arada. Öyle böyle evet, soyunuyor wow falan yani korkudan. O kadar korkuyor. Nasıl? Nasıl yani? Korku filmi izlerken soyunmak mı? Çağrı bak, o kadar komik izliyor ki size anlatamam. Koltukların üzerine çıkıyor, kıyafetlerini parçalıyor falan, böyle kafayı yiyor. Abi acilen korku filmi etkinliği yapalım ya. Yapmıyoruz abi, git. Çağrı abi, sende yapmıyoruz de var mı öyle bir şey? Bende de var oğlum, bende var ya, havalara zıplıyorum, amuda kalkıp çıplak çıplak amuda kalkıyorum ben korku filmi. Bir gün izleyecek mi korku filmi beraber? Ali bir siktir git ya, senle izlemeyeyim. Benim neremi çizdirmem lazım? Ben de korku filmi esnasında amuda falan kalkıyorum. Garip bana bakıyor yapıyorum. Moruk sen atmayı yeni şey... hallettik zaten, bir dur yani. Moruk bir şey söyleyeceğim. Yağmur, tabii Melisa'nın yani korku filmindeyken üstünü başını parçalayıp kendini yerden yere atıp çırılçıplak takılmasının hakkında gözleriyle alakalı, ben bunu anlayamadım. Nereden bağladın? Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Öyle öyle değil, öyle değil. Bö! Öyle değil. Ay çok korktum. Çok korkunç. Bir şey söyleyebilir miyim? Çağrı bak. Bir şansımı deneyeyim dedim ya. Pardon, özür dilerim. Bu kadar fırsatçı olunmaz ya. Püf sana. Ulan tutar mı tutar, bir deneyim. Çit. Çok özür dilerim. Evet, korku filminde. Evet, dinliyorum. Korku filmi değil evet, konu. Korku filmi değil. Ne biliyor musun? Biz yayını açtık ya Yağmur'la birlikte. Ben chat'i şöyle okuyordum. Sonra Yağmur dedi ki sen kör müsün dedi. Ben de görmüyorum. Evet, gözlerim bozuk çünkü dedim. Sana söz dedi. Yine baharlar geliyor. Neyse, gözlerini çizdireceğim dedi. Kızım, seni de fokbalı gibi konuşayım. Söz verdi yayında. Seni de fokbalı gibi konuşayım. Gözlerimi çizdirecekmiş. Ama bir dakika, şu an bir şey geldi. Evet, son dediğini anlayamadım. Çizgi görmüyorum diye. Gözlerini çizdireceğim. Gözlerini çizdireceğim. Tamam, evet, nasıl bir operasyon bu?
Ne kadar süren bir operasyon? Hemen oluyor. Hastaneye gidiyorsun. Tamam. Söylüyorsun. 15 dakika içerisinde gözlerini çiziyorlar. Allah ama gözlerin şey derecesinin durmuş olması gerekiyor galiba, hani devamlı böyle muayeneye gittiğin zaman eğer artan bir göz derecen varsa yapmıyorlar diye biliyorum ben. Doğru biliyorsun. Bilmiyorum doğru. Ki. Doğru. Evet, ben de öyle biliyorum bu arada. Benim devamlı artan herhalde. Çünkü en son gittiğimde yok, ondan önce gittim, bir sene önce gittiğimde. Aa, 10 dakikalık bir işlenmiş bu. 4.5. 10 dakikalık bir işlenmiş. Çok sonra güneşe falan bakamıyorsun galiba ama. 24 saat körlük var galiba. Bir 20 ay hayır, onu ben arası. Yapamam. Yayındaki gün, körlük bana yetti. 3 gün müne bakamıyorsun evet. Berkay, bir haftada güneş gözle takılıyorsun. Çok seviyor evin der içinde. Misin abim? Yok öyle olmaz. Benim. Ya ben karanlıktan eyvallah korkuyorum zaten. Peki ne kadar bu işlemin fiyatı, ne kadar? Yani dün baktık aslında 20 bin lira mı öyle bir şey. Bana 10 dedin. O 20 olmuştur. E ama tek gözü çizdirelim. Sözlerin artık. Tek gözü çizdiriyormuş 10 bin lira. Hocam sadece sağ gözü alır mısın rica edeceğim. Sağ göz için anlaşmıştık. 30 kaymış Yağmur, zam geldi biraz daha. 20-30K yaptırır bence. 20-25K falan diyorlar. 20-30K nasıl olsun? Zaten bir defa çizdirebiliyorsun yani diyebiliyorum. Ama kesin oluyor mu yani kesin? Kesin kesin. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Geri dönüşü oluyormuş onu. Evet. Ne anlamda yani hani? Geri bozulabiliyormuş. Ben başarılı anlamında anladım Çağrı'nın sorduğunu hani. Yine net bir görüntü evet, evet. Sağlanıyor mu diye. Kesin. Hani çözüm mü diye sordum ben. Evet evet kesin. Kesin çözüm. Kesin oluyor. Ama tabii. Ama yine... hiçbir göz doktoru da yaptırmıyor yani. Farkındaysanız hiçbir göz doktoru, hepsi gözlüklüdür ve hiçbiri gözünü çizdirmiyor. Neden? Bunu da düşünmüyor değilim, bilmiyorum. Çoğu gittiğim göz doktoru gözlüklü ama hiçbiri kendi gözünü çizdirme gereksinimde bulunmuyor. Onlar aşı da olmadı işte. Ben ne oradan şüphelenmiştim ilk. Ama bakacağız abi. Ha, büyük oyun var. Bir büyük oyun varsa onlar nasıl gördü? Büyük oyun gördü yani. Neyse bu konuya girmiyorum. Melisa sen gözlük kullanmıyorsun peki, normalde gözlüğün nerede? Kullanıyorum evde. Taksana mı? Ha, burada yok gözlüğün. Burada yok. Selamünaleyküm. Gugu hoş geldin. Selam. Hoş bulduk. Merhaba Gugu. Tanıdın mı o isimleri, gördüğün isimleri tanıyor musun? Kim şu Seda Sayan var bir tane sol altta. Aleyna Tilki geldi yayınımıza sağ olsun. Bize güzel bir performans sergileyecek birazdan. Olmuş mu Gugu sence Nesrin'in saçları? Bir şey değil mi? Şakasız yakışmış. Bak Nesrin ne dedim? Sağ ol Gugu. Ama muhtemelen vallahi üstüne giydiğin o sivitten rengiyle de uyumlu bence olduğu de için de birazcık olmuş olabilir. Tamam hep böyle giyerim. İşte artık çözüm, o sana kalmış. Çözüm odaklı. Sağ alttakini tanıdın mı Gugu? Onu tanıyamadım ya. Kim bu? O işte. İhtiyar heyetinden biri mi bu? Yerel seçimler için mi geldi? Evet evet o istiyor. Yayla. Evet, senin köyünü adam edeceğim doğru. Melody sana geldik bakalım. Sen çizdiriyor musun? Yok ben çizdirmiyorum. Neden? Ya gözlerim iyi şükür. Ha iyi maşallah diyelim. Senin nasıl gidiyor Melody? İyi yani şu an bir sıkıntı yok şükür. Yeni evime geçtim rahatım. Sen dediğim niye sürekli ev taşınıyor ya Melody? Hayırlı olsun. Komşular çok mu rahatsız oluyor? Hayırlı olsun. Hayırlı Melody olsun. Hangi semte taşındın? Duralilere taşındım Nesrin. Molla Yusuf'un üst tarafı mıydı orası? Ya aynen ablacığım öyle. Tamam konum verme. Ay ben de Molla Yusuf'tan ev bakıyorum. Molla Yusuf'taki merkez caminin hemen karşısı mı diyorsun? Niye nokta atışı şey veriyorsun? Kızın ziline basıp kaçacaklar. Yok orası geniş bir alan ya. Bir şey olmaz. Melody sen neden sürekli de ev taşınıyorsun? Orayı ben kaçırdım. Yok şöyle Kırıkkale'den Antalya'ya gelince ailemin evindeydim. Ondan sonra kendimiz ev aldık. Buraya geçtik işte. O yapım aşaması biraz uzun sürdü. Kardeşinle yaşıyordun en son? Evet kardeşim içeride film izliyor. Korku filmi mi? Kimle izliyor? Hayır ne izlediğini bilmiyorum. Kediyle izliyor. İçeri bir gidiyor musun? Üstünü başını yırtmış korku filmi izliyormuş. Şoka girdim. Sanmıyorum.
Şu an rahat mı yani? Kesinlikle çizdirsin. Çok rahat. 5 dakika yani sürmüyor. 24 çıkmadı. Saat körlük falan yok. Çıkar çıkmaz görüyorsun. Fakat bir yıl boyunca yoğun ışıklarda gün. Henüz çok bağırmadım da herhalde. Selam bende demiş ki ben gözümü çizdirdim gelip anlatayım mı demiş. İster misiniz? Melisa ister misin gözünü çizdiren bir başka bir kullanıcımızın gelip deneyimini aktarmasını? Selamünaleyküm. Ben de anlatabilirim abi. İbom aleykümselam. Tamam selam bende gel. Ata XD'de 50 TL göndermiş. Abi Melisa Hanım kesinlikle çizdirsin. Çok rahat. 5 dakika sürmüyor. 24 saat körlük falan yok. Çıkar çıkmaz görüyorsun. Fakat bir yıl boyunca yoğun ışıklarda güyü demiş. Orada kalmış. Yoğun ışıklar muhtemelen bir sene boyuncaki yoğun ışıklar birazcık rahatsız ediyordur. İbocuğum sen hoş geldin. Kolpa İbo. Sen de mi çizdirdin gözlerini? Hoş buldum. Ben çizdirmedim de çok çizdiren gördüm. Anlattılar yani onlar. Nasıl yani? Anlat bakalım. Deneyimlerini aktar. Şimdi hastaneye gidiyorsun tamam mı hacı? Hmm. Böyle göz kirpiklerini, Çin işkencesini bildin mi? Çin işkencesi böyle kürdan koyuyorlar ya göz kapaklarını evet. Kapatamıyorsun kürdan. Ondan koyuyorlar gözüne böyle kapatamıyorsun. Makineye sokuyor seni böyle gözlerini açık ki hani refleksen kırpma diye. Kırparsan göz kapağının üstünü çiziyor çünkü. Refleksen değil mi? Aynen refleksen. Bizim bir arkadaş göz kapağının üstünü çizmiş. Yok göz kapağı yok çocuğun. Valla gitmiş yani. İkiye böldüler. Direkt. Aynen gözü yok. Uyuyamıyor mesela. Ondan sonra ona taktı ya çizdi 10-15 dakikalık bir işlem ama sonrası çok sıkıntı. Lens veriyor sana. Lens de uyurken düşebiliyor. Lens düşerse gözün kayarsa iltihap oluyor şişiyor gözün kör oluyor bu sefer. Uyurken yok nereye ya düşüyor ya oğlum? Ya ne kadar felaketli anlattın amına koyayım. Gözün İbo böyle yani. Kırpıyorsun falan bir şey yapıyorsun. Kız şoka girdi yani. Bu kadar. Gözün böyle double gibi oluyor. İltihap bağlıyor orayı. Apse yapıyor. Düzelmiyor ya, mu yani sonra? Tedavi oğlum bu. Düzelmiyor. Vallahi güneş içimizde gözlüğü takıyorsun sonra 3 gün. Evet. Bütün kurallara uyman gerekiyor. Çok sıkıntılı bir dönem. İçimize su serptin ya İbo. Mesela doktorlar tabii o yüzden çizdirmiyor kendi gözüne. Terzi misali. Yok ya dayı. Eyvallah İbo'cum çok sağ ol. Çok bir sağ ol. Diğer arkadaş anlatsın abi istersin. Ha geldi mi diğer arkadaş? Çekiyorum. Çek bakalım. Selam Bendi. Geldim. Ben biraz göz çizdirme övücüsüyüm yani. Çağırım annemle televizyondan. Hoş geldin öncelikle. Biraz az küfür etsin diyor. Hoş bugün buldum. Çok küfür etmesen olur mu? Meyroş Eliteligan'ı çağırım. Annemle televizyondan izliyoruz. Biraz az küfür etsin diyor. Bugün çok küfür etmesen olur mu? Meyroş'cum annene çok selamlar. Hiç küfür yok bugün neredeyse. Çok az yani. Özür dilerim annenden de. Selamlar, iyi seyirler, iyi keyifler. Evet, selam Bendi. Hoş geldin. Önce seni tanıyalım kısaca hemen. Hoş buldum. Dilara ismim. Bir kere daha ağlama odasından yanlışlıkla çekilmiştim. Belki doğru. Oradan hatırlayan olur. Evet. Evet. Göz çizdirme övücüsüyüm öncelikle. Konu açılmışken övmeye geldim biraz. Ben 7-8 sene önce falan yaptırdım ve hani her sene bir kere yaptırmak zorunda olsam yaptırırım. Melisa hani o kadar. Hanım neden? Hani Instagram'ınızı verirseniz ya çünkü sevinirim. Çünkü görmek çok acayip bir olay. Yani hani yataktan kalkıp sabah gözünü açıp net görmek... net görmeyen insanların hani anlayamayacağı kadar gerçekten güzel bir. Kaç numaraydı gözlerin? Özür dilerim 25 kişi abone olmuş. Özür dilerim çok teşekkür azdı ederim. Azdı bu arada benim 2 numaraydı. İkisi de mi 2-2 miydi? Aynen 2-2. Peki bir kere mi yaptırdın bu işlemi göz çizdirme işlemini? Hocam bir kere yapılıyor zaten. Ama şey dedin ya her yıl olsa ben yine yaptırırım dedin. Onu yani hani çok hoşuma gitti o yüzden yaptırırdım. aynen. Bu arada şey iki çeşidi var bir tanesi bayağı ağrılı. Ben o ağrılı olanı yaptırdım ama yine de her sene yaptırmam gerekse yaptırırım yani. Peki. Ağrılı olanı mı yaptıracağız? Ya yani ben onun... yaptıracağım. Bu arada ben hani 7-8 sene oldu bilmiyorum teknoloji değişmiş olabilir. Orada da mesele şeydi ağrılı olanda retina incelmiyordu. Diğerinde retina inceliyordu. O yüzden hani incelmemesi daha iyi olduğu için ileride başka bir göz işte operasyonu falan olması gerekirse incelmesi kötü. O yüzden ben ağrılı olanı yaptırdım. Hangisi daha pahalı peki? Çünkü ben yaptırmayacağım. Yağmur'un cebinden çıkacak için. Galiba fiyat fark etmiyordu ya. Kaça yaptırmıştın sen Dilara? 2 numara. 7 sene önce ben 6000'e yaptırdım ikisini. Oo. 7 sene önce 6 diyor. Önce. Sene. Şu an bir 40K'sı var Yağmur. Evet 30-40K var. Yağmur.
Yağmur çok üzüldü. Yani söz namustur değil mi Çağrı? Yani bence en nihayetinde. Şöyle Yağmur bunun sözünü verdiyse bence yaptırır. Söz dediğimi hatırlamıyorum ama. Yaptırır. Bence de Yağmur sözünü tutan bir insan. Bir ay daha fazla yapar kickte. Söz dedi bu arada. Dedi. O zaman söz ben şöyle bir güzellik yaptırtmaya çalışayım. Şu anda bizi izleyen muhakkak bir göz doktoru. Muz vardır şu an chatte. Muhakkak bir göz doktoru vardır. Bir saniye donet geldi. Bizim yayınımızı izleyen şu anda muhakkak bir göz doktoru vardır. Eğer böyle bu konuda birazcık indirimli, sponsordu böyle indirimli gibi böyle sağlık sonuçta. Yardımcı olmak isterse Yağmur sana yazsa sen görürsün ve... Görürüm. Ben de gelirim. Operasyon günü ben de gelirim. Bence güzel olabilir. Hem de Yağmur da sözünü tutmuş olur. Olur. Operasyon evet. Falan abartıyorsunuz abi 5 dakika. Bu arada evet gerçekten 10 dakika sürüyor. Tamam canım operasyon dediğin sonucu da oraya böyle gözlerini koyuyorsun. Zıt zıt çiziyorlar yani. Peki güneş gözlüğüyle mi dolaşacağız hep? Güneş gözlüğünü de benden mi diyeyim? Onu mu istiyorsun Melisa yani? O zaman güneş gözlüğüyle herhalde muhtemelen ilk gün güneş gözlüğüyledir. Aynen yani benim dediğim acılı olan da gerçekten ilk 24 saat çok zor. İlk 8 saat falan kapkaranlık bir yerde işte gözünde göz bandı, üstünde güneş gözlüğü ve ben böyle bir şey falan sarmıştım. İlk gerçekten 6-8 saat arasını öyle geçirmek gerekiyor. Çünkü böyle yani ışık değil. Azıcık böyle bir ışık böyle hüzmesi gözüne geldiği anda gözünden yaşlar akıyor. O derece bir ışık hadi hassasiyeti. Ya. Aynen. Ondan sonra ilk işte 3 gün falan böyle televizyona falan bakılmıyor. Ama biraz daha işte arkam dönük televizyon dinliyordum mesela. Tuttu Fırıttı Mahmut. İlk 31 saat dikkat etmek lazım. Özellikle sonra da dikkat etmek lazım. Ya Mahmut. Sen bu konuda bilgili bir çocuk gibi gelmedin bana Mahmut. Arkan dönük televizyon. Üç gün gibi yaşıyorsun yani. Arkan dönük televizyon izliyorsun. Işığa bakamıyorsun. Fazla ışık rahatsız ediyor. Güneş gözlüğüyle takıl evde de. İşte 3 gün falan güneş gözlüğüyle takılıyorsun. Sonra geçiyor ama yani şu an hani 6-7 sene ya da 7-8 sene oldu dedim. Hala bir ışık hassasiyetim var bu arada. Çok ışıklı ortam bir rahatsız ediyor. Bir kuruluk var yani gözde. Mesela ben hiç göz çizdirmedim. Ama bende de ışık hassasiyeti var. Ama senin karşındaki ışıklar çok güçlü. Evet biraz karşımda ışıklar yani vuruyor. Muhtemelen. Biraz vuruyor ışıklar. Bu 50 lira mı Melisa Hanım'a verirsen ben o ağrılı olanı yaptıramayabilirim çünkü ben karanlıktan çok korkuyorum. Yani yatarken de hep ışıkların açık olması gerekiyor. Nasıl uyuduğun odada ışıklar açık mı uyuyorsun? Evet ışıklar açık uyuyorum. Karanlıkta yatamıyorum. Bir gün dayanamaz mısın? Yok dayanamam. Ben ilk günü şey geçirdim. Perdenin üstüne siyah şeyler döşedik. Böyle şallar falan her yere siyah şeyler. Zifiri karanlık diyorsun. Zifiri karanlık. Yani odanın o perdesinden süzen ışık bayağı etkiliyor yani gözüm bağlı. Hatta işte ilk gün damlalar falan damlatılması gerekiyor. Böyle tuvalete girip kapıyı kapatıp hiç penceresi olmayan tuvalette gözümdeki şeyleri çıkarıp karanlıkta annem damlalarımı damlatıyordu. Tekrar gözlerimi bağlayıp öyle odaya gidiyordum yani o kadar. Melisa, bizim de tuvalette pencere yok zaten. Melisa Hanım'a gelsin 50 TL gönderin. Bu 50 lira Melisa Hanım'a verirsen sevinirim Çağrı. Gözüne bir tuzum olsun. Çağrı kart açarsan haram olsun. Oğlum mal mısın nesin be? Allah Allah. Turhan 5 TL göndermiş. Ben de oldum Çağrı. Doktor TV izleme telefonla oynama ve PC oturma dedi. VR'da takıldım 3 gün. Bir hafta sonra tekrar çizdirdim. Turan sen bu kafayla dostum sadece gözü çizdirmekti. Sen bu kafayla bu beyinle anladın mı? Sen daha çok çizdirirsin gibi hissediyorum ben. Aferin dostum. Hiç doktor. Ne oldu lan? Ne? Ne oluyor? Çok yaşa. O kim ya? Furkan? Biri hapşırdı. Ben birini Furkan. Çektim de hapşırdı herhalde denk geldi. Biraz çok yaşa gelecek. Furkan. Hapşırdığında da bütün damarlar duruyor ya şey patlıyor ya. Çağrı abicim konudan bağımsız şu buluşmayı ne zaman yapıyoruz var mı bir gelişme? Büyük selam olsun. Ozan'ım teşekkür ediyorum donet için. Şimdi onu bir ay içerisinde yaparız bir ayarlama falan çekmemiz lazım.
Bu ay oldukça yoğun. Şubat ayında kesin yaparız ama yani. Yani Şubat ayı kesin yaparız yani. Harbiden diyorum bak. İvo ADBS 1.1K bit göndermiş. Ben yaptırdım geçen sene çok Ocak'ta 24K ödedim. Bir gün güneş gözlüğü taktım. Ertesi gün göz damlalarıyla idare ettim. Ya genel olarak yaptırmışlar Melisa ve herkes evet. Memnun. Bir kişi hariç. O bir kişiyi de çektim. Birazdan gelecek. Kim? Kimmiş o ya? O ne lan? Bu kim gözünden ya? İzliyoruz şu an. Nasıl yani? Furkan. Ne oluyor? Lan bu gemici Furkan değil mi? Evet. Furkan. Abi ben bu gözlük çizdirenlerin lobisinin karşısına çıkarak geliyorum. Bunlar yalancı. Bunlar kuyruk kesen tilki misali. Bunlar kuyruklarını kesiyorlar. Aa diyorlar. Ben kuyruğumu kestim. Kötü oldu ya abi. Diyor ki sen ne keseceksin? O kesiyor abi. Ondan sonra diyor biz de kötüyüz. Furkan gözlük sen iyi abi. Büyük oyun bozmaya mı geldin Furkan yine? Evet abi. Sen gemici değil misin dostum? Evet abi. Ne işin var oğlum karada senin? Abi biz burada yatmıyoruz ki, ben geldim. Buluşmaya da geldim, o zaman sormadım bunu. Yo sordum. Doğru, pardon. Ne yapıyorsun anlat bakayım. Ya bu rahatlık ne Furkan ya? Yayındasın, bir çeki düzen ver ya. Ne mutlu. İlk yayına geldiğimde de yatıyordum ya. Flashback atayım dedim. Abi ne yapayım? Ayamcuk'tayım. Bak oğlum bu şaka yüklemesi yapıp mı geldi kendine acaba ya? Vallahi ayamcıktayım. Açayım nefesini ama yağmurlu. Lan nasıl anlayayım oradan bir kareden, 3 pikselden mesela ayamcıkta olup olmadığını? Sokağın direğinden anlar bu adam, aç. Göstereceğim abi. Aç bir köyümü kokusundan ben anlarım çok... o yağmur ya kokusundan. Ya bir mi? Şöyle bir derin nefes al bakayım, ben onu anlarım onu. Nasıl çeviriyorum ki ya bunu? Furkan geç otur Allah aşkına otur. Bak gerizekalı. Otur kardeşim abi, bak. Aa evet ayamcık çok daha selam olsun. Daha bizim var bura. Evet ben o parkta büyüdüm işte. Tamam gel. Geldim abi. Ha, sen şimdi gözünü çizdirdin mi dostum? Çizdirmedim abi. Oyuna düşmedim ben. İyi yaptın. Çok güzel. Peki derdin ne senin? Kaç numara gözlerin? Abi sağ 7.5 sol 5. 7.5'a 5. Evet. Oğlum 7.5. Askere de almayacaklar büyük ihtimalle ama. He, oradan bir kurtarayım ondan sonra mı çizdireceğim diyorsun? Yok abi çizdirmiyorum ben. Hiç çizdirmeyecekmiş abi hayatı boyunca. Kapı çaldı anneni. Aç anne de. Kusura bakma tamam. Çok ses yaptım de. Yok yok. Kardeşim abi neyse. He. Abi şöyle bir şey, bu göz çizdirmek abi çok sıkıntılı bir şey. Ben 4-5 tane doktor gezdim abi. Hepsi diyor ki işte bu numara sıfırlanıyor, ona göre gözlük veriyoruz falan diyor. Yani saçma abi, zaten gittiğimde hepsi gözlüklüydü benim. O ağız ne? Bunlar işte... Pardon. Aşı da yapmış abi bunlar. Anladım güzel kardeşim. Melisa Yağmur'u öptü orada bir. Orayı da gördük. Ne? Yağmur... Öpmedim. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. He, öptü zannettim. Yok. Furkan'a bakarken orada bir hareketlenme olunca öyle anladım, pardon. Yok. Merdiven altı çizikçi 75 lira demiş. Abim piyasa fiyatının yarısına çizerim. Göz doktoru değilim zaten, gözü diploma çizmiyor değil mi? Hatta Melisa Hanım'ı özel piyasanın dörtte birine çizdiririm. Allah'ım. Dostum sağ ol, bir düşünelim yağmura biz. Yağmura ulaş, yağmura ulaş. Sen yağmura ulaş. Kaçak 25 lira demiş. Yanlış olmasın ama o kadar basit iş değil. Gözün savunmasını düşürüyor. Bir arkadaş çizilmişti evde abisiyle şakalaşırken gözüne yastık geldiği için. Demiş orada kalmış. Kuzey Fontana demiş. Abim göz doktoru ancak ameliyat yaparken korku filmi izlemeden yapamıyor. Eğer uygun ise konuşayım. Ayrıca tıp çok gelişti. O kadar karanlık odalara da gerek demiş. Orada yok. Herhalde gerek yok demiş anladığım kadarıyla. Yani bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben gerçekten korku filmi izlerken soyunmuyorum. Sadece çok tedirgin oluyorum. Sanki oradakiler yanımdaymışçasına. Anlatabildim mi? Anladım. Yani oradakiler yanımdaymış gibi hissediyorum. O yüzden çok korkuyorum. O zaman soruyu ama toparlıyorum. Soruyu toparlıyorum o zaman. Ne tür film izlerken soyunuyorsun? Sorulması gereken soru olarak bunu ben yönelteyim. Yok, şaka bir tarafa. Şöyle ben de korku filmlerine geriliyorum. Mesela birazcık daha psikolojik korku filmleri beni de geriyor. Hani birazcık rahatsız ediyor. Ben ya
Ben Yağmur'la, Yağmur da çok korkuyor bu arada, öyle korkmuyor değil. Hep beni anlatıyor da. Evet, Yağmur da korkak bir tip. Nesrin de öyle bu arada. Nesrin de çok korkuyor. Nesrin ama her şeyden de korkuyor. O zaman Yağmur'la yayın yapalım. Biz Yağmur'la bir ara korku filmi izledik. Çağrı, ben uyuyakaldım. Hatırlıyor musun Yağmur? Hatırlıyorum. Ben hiç korkmadım. Direkt uyudum. Hatırlıyor musun Yağmur? Hendekeli 4 dedeme de yapılsın demiş. Dedem, sen çizdirmeyi düşünüyor musun? Gözü. Yani bir düşüneceğim o konuyu ben ya. Ama bana hep doktorlar hep iyi anlatmıştı. Yani hiç öyle kötü anlatan bir doktora... Dostum zaten muhtemelen öyledir. Şimdi Furkan'ın anlatmasıyla sen etkilendiysen ben zaten bir şey diyemem bence sana. Bence etkilemiş seni Ercan abi. Yok ama öyle değil. Mesela doktorlar lens çok önermez mesela. Ama... Gözleri için... Evet Furkan. Söyle Furkan. Ciddi diyorum abi, gözdeki kasları kastırmıyor abi lens. Ben bayağı deneyimliyim, bilgiliyim burada. Hepsini denedim. Ya ben lens de kullanıyorum bu arada. Aşağı yukarı 2016'dan falan kullanıyorum. Dışarıda zaten ben gözü çok kullanmıyorum. Yani lens de takıyorum ama işte. Her sağlık şey var yani. Hüzür Mahmut şakası var. Bir dursun. Tabii. Ben göz çizdirmeye gittim. Çizdirdim ama keyifli diş hastan, fiyat performanstı. Dostum teşekkürler. Aileler izliyor bu şakayı, o zaman kick'te yapacağım senin için. Kürşat olsam Melisa Hanım fındık tarlam artı bakkalım var. Yaş 24. İlgilenir misin? Mal numara da bırakmış. Oğlum manyak mısın sen dostum? Nesin'in yalancık saçı. İbo'ya buradan selamun aleyküm. Nesin saçı ve sweet'i çok yakışmış. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sana selam göndermiş Nesin. Sana sadece de yakışmış demiş. İbo selamı alacak. Sen de onunla alakalı yorum yapacaksın. Evet, kafam karıştı. Teşekkür ederim. Melisa Hanım vozolu Nuri benden mi almış? Hocam, Vozol şakalarını bırakalım. Tamam mı? Vozol şakalarını bırakalım. İşimize bakalım derim. Evet. Tamam, teşekkür ederim Furkan. Bir şey diyor mu başka? Yok abi. Allah'a emanet. Seviyorsun. Hadi kendine... Sinop'un hangi köyündendin? Nasıl? Sinop'un hangi köyündensin? Dün sordum 80 kere de. Dostum, köyü söylemeyeyim. Köyün adından dolayı bir de o konu olmasın. Anladın mı? O zaman Tarakçı. Taramcık köyü. Yok, onu söylemeyeyim. O bir de o konu olmasın. Onu ben sana özelde söyleyeceğim bir gün görüşürsek. Tamam tekrar. Abi teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz Ercan abi. Çok sevdim, hadi görüşürüz kralım. Dikkat hadi kendine. Görüşürüz kral. Bye bye. Ben de gideyim o zaman. İyi yayınlar. Dilara'cığım sen çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Eyvallah. Bu arada rica ederim. Diğer acısız olan da şeyden, operasyondan sonra 6 saat bulanık görüyorsun. Sonra direkt geçiyor, sıfırlanıyor ve işine falan gidebiliyorsun. Ondan bilgisini vermek. Acısız söyleyeyim. Olanı yaptırırız. Doğru. İşte aynen onda öyle. Retina kalınlığın azalıyor. Retina kalınlığın azaldığında da yaşlandığında katarakt ameliyatı olmanı engelleyebiliyor. O yüzden hani önermiyorlar. Olsun canım, ne olacak? Okay. Retina kalınlığın şu anda ne? Teşekkür önemli? Ederiz. Teşekkür ederiz bu arada. Yani. Ben Yağmur'a özelden yazarım şeyi, doktorumun adında. Tamam Diloş, tamamdır. Görüşürüz. Bir düşünürseniz görüşürüz. Görüşürüz Diloş. Nesrin'e buradan selamünaleyküm. İbo'nun saçı ve sweet'i çok yakışmış. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben salak İbo, sen almayacaksın selam. Nesrin alacak bu sefer. Çok teşekkür ederim. Evet, o zaman... Geçelim. Geçelim, oyuna geçelim. Kim oynatacak bugün oyunu? Yeah, of course. İbrahim ben, güzel. Ben oynatıyorum, İbrahim oynuyor. Bugün of ben course. Oynatırım, Gugu-chan oynuyor. Gugu, kamera aç, kamera. Google o kadar arka plan yaptın. Senin full kameralı gezmen lazım. Tamam, kameralı oynatacağım ben. Olmaz öyle. Olmaz öyle Google. Nasıl aha. Olmaz ya? Google hoş geldin. Hoş buldum. Ben de açıyorum birazdan. Bir ben de açayım. Hasan hoş geldin. Ya? Hoş buldum. Ne yapıyorsun Hasan'ı? Hasan mı çökmüşsün lan? Hasan yine mi çökmüşsün ya? Ne oluyor sana? Hasan 5 yaşamış yine birden. Hasan senin bir büyüme hızın bir tık fazla geldi bana gibi. Şikaya 35'ini göreceksin Hasan. Valla benden yaşlı duruyor ondan Hasan. Harbiden bu çocukta bu hayat yükü mü var? Ne var amına koyayım anlamadım ya. Sen niye bu kadar hızlı yaşlanıyorsun ya Hasan? Bir şey diyeyim mi? Kabloya basla dedikten sonra oldu bu. O kablo çökertti gibi. Arkadaşlar Hasan'ı ya, biliyorsunuz. Ya. Bir gün yayında kamera açtı. Hiç ne sakal var ne bıyık var. Ertesi gün hemen bir gün sonra bir kamera açtık. Gasp edildi abi o gün. Gasp edildikten sonra bu çocuk büyüdü. Millet aşk azısı falan çeker öyle büyür.
Perver ne yapıyorsun? Klavyeyi gösteriyorsun. Yapış yapış klavyeni gösteriyorsun. Döndüremedi bir türlü. Ya çek şunu şuradan. Açık şu anda. Ben de şey bakıyorum ya nasıl açacağım diye. Heh. Selamun aleyküm bu arada. Abi. Aleyküm ben selam. Az önce... Aleyküm selam. Değildim. Bu göz çizdirmek falan filan hepsi psikolojik. Yani gözünü çizdirdin diye kendini gözünü artık şey değil sanıyorsun. Yani bende hipermiyop var 4 senedir. Evet. Gözüm 8, sağ gözüm 6,5. Ama ne gözlük kullanıyorum ne bir şey yani aynı. 8 ne olur? Kafanda görüyorsun yani sen her şeyi. 6,5 bu sen ne diyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Ya psikolojik o harbiden ciddi söylüyorum. Dürbün takman lazım. Kendini böyle DLSS açmış gibi hissedeceksin biraz. Kanka bunun beyni yanmış. Beyin oturtuyor onu yani. İkizler paradoksu dediğin gibi. Ya Perver bir geldiğinde ben buna koyayım. Su içiyor ama baş ağrısı geçiyor aspirinle birlikte. Heh ışığın bol olsun. İkizler paradoksu. Evet teşekkür ederim. Buraya katılıyorum. Dostum bu kanalda bir ikizler paradoksu öğrenilmiş tamam mı? Kim anlattı bilmiyorum bunlara bu paradoksu. Her türlü bilimsel açıdan o açıdan yaklaşıyor. Aynı paradoksu sormanıyorlar. Yine nasıl değiştin? Karaman sen harbiden nasıl değiştin ya? Karaman sen metot oyuncusu musun ya? Her kamera açısında farklı bir insan oluyor. Bak yine değişti. Bak bak ayar yapmış arkadan ışıklar değişiyor. Değiştir bakayım bir de. Şey değiştir abi bu renk iyi. Lutaptı o kadar. Arka plan lutsuz ulaştı. Perver birazcık kameranı öbür tarafa da çeksene. Sol kolun hiç gözükmüyor. Gerçi sol kolunu ne yapacaksak. Ama yine de ortalamış olsan daha iyi olur. Benim saçım niye bozulmuş? Biraz daha yukarı. Heh bence şu an çok iyi Perver. Eyvallah. Tamam güzel. Bir göz kırpsan Karaman. Karaman bir de öpücük at. Hayır onu atmayayım abi ya. Eriller atmasın. Okey o zaman başka kimler oynuyor? Sen de aç abi. Ben nasıl açayım oğlum? Abi. Gel abi diğer kameranı açabilmen... açmam lazım. Aynen diğerinden. Ha tamam. Bir saniye o zaman. Çağrı. Doldu. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bugün çok yoruldum. Dün de çok evet. Yorulduğum için müsaadeniz olursa size iyi yayınlar deyip çıkabilir miyim? Ne demek? Tabii ki. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Renk kattın. İyi ki geldin. Hoş geldin. İyi ki varsınız. Öpüyorum sizi. Görüşürüz tekrardan. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Görüşürüz. Kameranı kapat da çıkayım. Kapatayım mı? Evet. Tamamdır. Ama yayının akışını boz... Kamera. Burada doğallık vardı ya o yüzden dedim. Be! Evet. Oynar oralarda. Şimdi bir saniye dostum. Ben kameramı açacağım fakat. Ben hemen bir tuvalete gidip geliyorum. İyi, kolay gelsin. Bir dakika o zaman kameramı buradan kapatmam lazım.